Merhaba sevgili dostum, hoş geldin. Bugün sana harika bir kahvaltı tarifi vereceğim. Bol proteinli, az malzemeli ve kısa zamanda yapabileceğin bir kahvaltı tarifi. İsminden de anlayacağın gibi bol protein için hazırsan başlayalım. Arkadaşlar, lor peyniri, sucuk, 3 tane yumurta. Bunun detayları ben size zaten açıklama kısmında yazacağım. Sucuğumuzu arkadaşlar küçük küçük farkında olur şekilde kesiyoruz. Evet, önce lor peynirimizi benim görebiliyor musun? Attık. Yapın çıkma olabilir miyiz? Çekiç. Hop. Nasıl, iyi çıkabiliyor muyum? Bak. Bu makine zaman sıkıntı yok. Evet sevgili dostum, slalom sporundan ilgilendiğimden dolayı, bir de kahvaltıyı da çok sevdiğimden dolayı kahvaltıya biraz önem veriyorum. O yüzden bu tarifi kendim buldum. Sen de bunu kendi evde yapabilirsin. İş yerinde de yapabilirsin. Hızlı bir şekilde oluyor zaten. Az malzeme, çok fazla seni uğraştırmaz böyle. Şimdi soracaksın, bu niye burada, bu niye burada? İki tava yapmak istemiyorum. Bunu çıkarmak da istemiyorum. Öncesinde bunu kızarırsan bu çok yağ çekiyor. Bir de hemen kuruyor ondan dolayı. Biraz kızardıktan sonra karıştıracağız. Sucuklar biraz kızarınca fazla kızarmasın arkadaşlar. Protein kaybolmasın. Hafif ateş görse yeter. Bu tarifi kimse bilmez ha, bak size özel. Ben buldum. Az bir şey bu şekilde de kızarsın dostlar. Ondan sonra en son yumurtamızı atacağız. Sonra da afiyet olsun. Ve arkadaşlar yumurtamızı da boşaltıyoruz böyle. Şöyle, oh işte bol protein buradan geliyor. Yumurta, sucuk ve lor. Muhteşem üçlü. Hafif böyle karıştıralım. Şimdi dostlar, bundan sonrası şöyle. Kısık ateşli olursa daha iyi olur. Yavaş yavaş pişerse daha iyi olur. Evet dostlar, şu anda hazır. Şimdi tabağımızı servise alacağız. Nasıl görünüyor ama? Harika. Evet sevgili dostum, kahvaltımız hazır. Ben sizin de tadına bakacağım. Bana afiyet olsun. Size de keyifli ediyoruz. Bakalım. Evet sevgili dostum, geldik videonun daha sonuna. Umarım kahvaltımızı beğenmişsindir. Umarım keyif almışsındır. Sen de kendin evde bu kahvaltı deneyebilirsin. Kendi tecrübelerini yorumla kısmında benimle paylaşırsan çok sevinirim. İkincisi, kanalıma ilk defa gelenler için söylüyorum. Ben genellikle yemek videosu çekmiyorum. Diğer konular hakkında da videolar da çekiyorum. Müsait zaman olduğu zaman diğer videoları da izleyebilirsin. Bu videodaki amacım, genellikle eşim dostum soruyorlardı. Kahvaltı önerin var mı? Bununla ilgili video çekebilir misin diye. Protein oranı yüksek bir kahvaltı tarifi biliyordum. Bununla sizinle paylaşmak istedim. Bu yönde bu videodaki amacım. İkincisi arkadaşlar, lütfen abone değilseniz abone olmayı, beğenme ve yorum yapmayı mutlaka ihmal etmeyin. Çünkü bu desteklerinizi esirgemeyin ki bir sonraki video için benim için bir motivasyon kaynağı oluyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.